돌짐. 아, 정말이야. 난 스마트로 왔었던 책. 그러려다 얘기. 아, 그럼 막 그만 연결. 아, 그럼 막 그만 연결로. 아, 그럼 막 연결로 되겠다. 이다가 벤사가 시작하기 보다가 시작해라. 책배 챙기다 하는 거. 시야 파르 점하라. 스타나 아야라. 아우즈 빌라히 미네 쉐이탄으 레짐. 비스미라히 르흐마니 르라힘. 알함두릴라히 랍빌 알아민. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Şimdi konuşurken bazı yerleri söyleyince baskı farklılığından dolayı sizin okuduğunuza sayfa tutmayabilir. Mesela Lemalar 75 deyince başka yayın olursa ki tutmaz. Ya 75 dedi, niye 75 diyor demeyin, zaten biliyor. Bilen insanlarsınız. Şimdi diyor ki Üstad Hazretleri Vesvese Risalesi'nin 278'de, daha sayfa söylemeyeceğim ama öyle diyeyim birkaç tane. Birkaç tane, bir iki latife var ki diyor lemalarda. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Teklifi dini altına da giremezler diyor. Bir iki latife var ki iktidar ve ihtiyarın altına giremezler. Teklifi dinin altına giremezler. İnsanın irade ve ihtiyarına muhalif hareket yaptırıyorlar. Sonra da yaptırdıktan sonra gene o yaptıran diyor ki sen hakka muvafık bir fıtratın yok. İstidadın yok. Kader seni böyle mahkum etmiştir der. Yeisi atar. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, günah ile yeisi atmaktır. Yeisin yeri Adem'dir. Günahın yeri cehennemdir. Cehennemle Adem alemleri arasındaki fark, cehennem taşeron şirket gibi düşünün. Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Kur'an'da öne cehennem değil, Adem niye çıkmadı? Çünkü umumi bir yol değil. Şualarda, 11. şuada, Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken, vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor, diyor. 59 mektubatta da, vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor Adem. Bir iki tane söylemem yetiyor. Adem denen, yani yokun varlığı, yok varlık, mekansız mekan, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücut, Adem bu, böyle bir alem. Yani olmayan bir şey Subhanallah der mi? Adem alemleri diyor, Subhanallah, Subhanallah derken, vücut alemleri Elhamdülillah, Elhamdülillah diyor. Ha? Adem alemleri bizim için var, Allah için yok. İlmin ortaya çıktığı zeminsiz zemindir Adem. Şimdi arkadaşlar, aklıma bela olmuş. Düşmanım dışarıda değil. Düşmanım içeride. Bir örnek vereyim bununla alakalı. Bugün üniversitelerde okutulan psikiyatrist, psikologlar, psikolojiyle alakalı temel iki veri tabanından geliyor. Türevleri çok da. Fakat temel iki tane. Bir tanesi Freud var. Bir de Jung var. Tamam? Jung var. Allah razı olsun. Şimdi Freud diyor ki buraya geçmeden önce kafa yönetiminde kullandığı yöntem, ama yöntem okullarda, hastalarda var. 17 sene, 20 sene, 5 sene psikoloji hak kullanıyor. Niye düzelmiyor? Yani bunun yöntemi yani. Der ki insanı hareketlendiren şehvettir der. Şehvet cinsellik değil. Aşırı istek. Her şeyin kaynağı zembereği aşırı istek der Freud. Jung'un çok acayip bir şeyi var. Şöyle kitabı var şöyle. 3 tane. Ana fikrini söyleyeyim. Çocukluğunda bir olay geçirmiş. Sıkıntı olmuş. Dert falan. Bunları aşmak için ilim yapmış. İlim yapınca sıkıntısı buradaydı. Zor bahşediyordum diyor. Kantar'ın terazisi gibi düşünün böyle. Sonra kitap okundukça ben onu geçince mutlu oldum diyor. Sonra bir baktım ki diyor, çok önemli bu. Baktım ki ben yukarıda tamam bitirdim, işimi bitirdim. Adamı geçtim yani. 90 kilo boksörü karşısında 20 kilo boksör, kilolu bir adam. Ne olacak o? Sonra baktım ki o geçtiğim şey buna çıktı diyor. Yetmiyor, benim seviyeme çıktı.
Sonra benim bildiğim ilimlerin arasında çelişen ve çatışan yerlerini buldu diyor. Araya girdi. Tepe takla ettirdi böyle eli yaptığı gibi yani böyle girersin çevirir ya. Ya diyor bu hariçten değil. Ben başkasını dinlemedim, başka kitap okumadım. Benim bilgime mukabil bilgi üreten, benim mutluluğuma zıt mutsuzluğu üreten, benim dışında birisi mi var? Ki bu yükseldikçe o da yükseliyor. Yükselmedikçe bu, o yükselmiyormuş. Ama adam bunu keşfetmiş, Jung olmuş. Üstad Hazretleri diyor ki o şeytan ya. Çünkü şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Merhamet ilahi olarak yükseldikçe o da senin yükseldiğin kadar yükseliyor. İmtihan olsun diye. Seni geçmiyor. Ama şeytanı ilimle mağlup edemezsin. İbadetle de mağlup edemezsin. Çünkü secde etmediği yer yok semada. Neyle mağlup edeceksin? Terklerle. Şeytanda olmayan bir sıfat. Sende var. Terk edeceksin. La ilahe terktir. İllallah eylemdir. Eylemden önce ilk önce terk vardır. Bismillahirrahmanirrahim sonra geçiyor. Takvada, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Mesela takva başka alimlere göre takva, işte şöyle yapan böyle yapan, ustad öyle demiyor. Meniyattan ve günahlardan. Bir tanesi itikat, bir tanesi haramlar. Lugatta ikisi aynıdır. Meniyat ve günahlardan iştinab etmek. İkisi de haram. Lugatta öyle. Hayır. Bir tanesi itikada ait bidatlar, hurafeler. Bir tanesi eylemsel fiillerden bahsediyor. Şimdi kafamızda birisi var diyor. Ben yükseldikçe o da yükseliyor. Ondan bahsedeceğim. O yükseliyor. Ama çözümlemiş mi? Hayır. Buraya kadar gelmiş adam. Buraya kalmış. Demiş ki aklım, kafamın içinde başka bir akıl var. Alternatif akıl. Onu bilemiyorum kim olduğunu, nasip olduğunu. Ama ben yükseldikçe o da yükseldiğini görüyorum. Ve bana rağmen çalışıyor diyor. Ve ana boşluklarını buluyor. Oysa kitabı ben okudum. O okumadı diyor. O sanki okumuş ki kitabı çok iyi biliyor, sentezliyor diyor. Ana boşluklar, zaf noktasını böyle tepe takla attırıyor. İşte o yükseldikçe o da yükseldiği alan. Buranın adı Ustad Mesnevi şeye söz derdi 278'de serbesttirler diyor. Serbest. Bir derece serbesttir diyor. Oranın adını da biz de serbest bölge koyduk. Şimdi kafanın içerisi. Kafanın içerisinde levhatta 7 tane mertebe varmış. Bunu hemen pat diye anlamayacağınız biliyorum ama en azından sistemi görün. Dersten sonra kayıtları buraya katıldığınız için bu derse not alarak akşam başka gün dinlersiniz. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum. Ama sonra şey yaparsın, kaçırdım diye üzülmeyin. Çünkü yerine girer bu. Şimdi kafanın içerisinde ustad 7 tane mertebe vardır. Felsefe der ki tepe nokta us, öz, töz. Farklı tabirlerle hep akıl diyorlar. Ustadımız 7 tane mertebenin akıl ortasındadır. Tepede değildir. Bize ne getirir bu? Felsefede son nokta akılsa, bozulursa tabiri yoktur. Geçmiş olsun. Çünkü yok bir üstü. Ama aklın üstü mertebe varsa aklı tamir ettirirsin. Bu Yakuplu'da son mertebede bir insan varsa son mertebede böyle tamirci ona cihazı götürdün. Tamir edemiyor. Bitti yani. Diğerleri zaten gerek yok diyorsun ama daha usta varsa insana güven veriyor. İnsanda 7 mertebe var dimağda. Bunu elemanda anlatıyor. Kitap okuyanlar bilir. Bir tahayyül. Yani mekanı oluşturuyor, şekilleri oluşturuyor. Düşünceleri şekile, şekilleri düşünceye dönüştüren bir sistem. Hayal. Hayal ile tahayyül arasındaki fark, hayalin eylemsel hali. İsmi fail gibi yani hayal kurmak, hayal kur. Hayal. Ötekisi hayal, hiçbir şey yok. Kim kurdu? Kurdular, kuracaklar, kurdum. Tahayyül. Hayal kurmak, kişideki eylemsel hali. Ne yapar bu? Bize mekanı derinliği oluşturur. Onun için amalar derinlik yapamazlar böyle. Yoklarlar. Sonra ikinci mertebe tasavvur geliyor. Tasavvur. Biraz büyüteyim. İçinde ne var? Tasavvur. Sonra bilgi buradadır arkadaşlar.
malumatlar, düşünceler, vehimler, şüpheler, zanlar, belki, ihtimal, şek. Burada. Bunlar ayrı ayrı bir tabir. Belki, her şey bir belki var. İhtimal veya şek. Buradadır. Yani düşünceleri oluşturuyor, zamanı oluşturuyor. Ben şu anda bildiğimi bir anda atamam, sırayla atıyorum. Bu neyi oluşturuyor? Zamanı oluşturuyor. Sıraya koyuyor. Burası oluşturuyor. Düşüncelerim, düşüncelerime bela. İşte psikolojik sıkıntı bu alan. İçeriye girmiş bir şey, tornavida gibi yani, sanki o ağaçlarda var ya böyle kurt oluyor, ağaca giriyor tahtaya. Gece yatıyorsun, bir şey kemiriyor. Hart öyle. Senin düşüncelerini kurtarmaya çalışıyorsun. Kimden? O da bir düşünce. Yani bir tuhaf düşünceler geliyor. İntihar düşüncesi geliyor. Ne diyor ya o ya? Onu demek mi istedi? Bir sürü şeyler geliyor. O düşünce çeşitliliği. Buradan türüyor. Bunu tanımasan, şimdi bu inşallah anlayacaksın. Hiçbir mesuliyet yok. Bunlar zaten böyle olması lazım. Göreceksin. Çünkü böyle bir alem insanı külli yapıyor. İnsanı diğer mahlukattan imtiyazlaştırıyor. Bir şeye varırken insan çok çeşitli alternatif içerisinde seçerse, bir yolu seçerse, seçmediklerini de taşımış oluyor. Anlıyor musunuz? Yani seçmedim ama bunu seçtim. Onu da bilmek bunu kuvvetlendiriyor. Bütünselliğe getiriyor. Hayvanın seçme hakkı yoktur. Onun hayatı ot ve sudur. Şeytan şerredir. Meleğin de seçme hakkı yok. Hayradır. Şere kabiliyeti yok. İnsan ise acayip bir alem. Gireceğiz şimdi bu alan. Kafanın içi yani. Bunu oraya seyrediyorsun ama senin kafanın içi bu. Sen kendini seyredeceksin şimdi. Şimdi ilk önce dimağda meratip vardır usta. Tahayyül, yani dışarıdan gelen resimleri bilgileri resme, elbise, ustadımız tabirle mana, elbise burada giyer. Fikir burada elbise giyer. Gelir. Sonra tasavvur neydi? Düşüncelerdi. Aklıma bela. Düşüncelerimi şerinde nasıl koruyacağım? Burası oluşturuyor. Sonra ben genelde bir gideyim. Tahakkul, bu ikisinin adı ustadımız lemalarda şuraya, kastaşaya, sözler 278'de masa bakın. Serbesttirler diyor. Serbest. İhtiyar ve iradeyi dinlemez arkadaşlar burası. Yani oraya hakim olmaya çalışmayacaksın. Peki nasıl hakim olacağız? Hakim olmaya çalışmamakla. Terklerle. Bakın terklerle. Şimdi terk ne demektir diye örnek vereyim. Oturdunuz yatsı namazından sonra 10 cüz Kur'an okudunuz. Sabaha karşı 10 dakika hiç hoş olmayan videoya girseniz 10 dakika. O 10 cüzün sevabını götürmez. Sevap ayrı. Ama fazilet, kemalat, erdemlik hiçbir feyzin kalmaz. Tahrip kolaydır. Ettarı vesaire. Tahrip kolaydır. İşte bu serbest bölgeye, buraya bu adam, bu iki serbesttir. İki yönden atar. Bir, şeytan atıyor buraya. Melek de atıyor. Tek yönlü çalışmıyor. Ben biraz ufaltayım kim ne atıyor diye. Şöyle yapayım. Buraya ilk önce bu solu açabilir. Şeytanlar vesvese atıyor. Biraz da büyüteyim ki ufak yazıyı görmüyorsunuz. Ama şeytanlar buraya, buranın adı serbesttirler diyor usta. Ben de bölge koydum. Serbesttirler, serbest bölge. Biliyorsunuz devletin öyle bir şeyi var. Serbest bölgeye girdiği zaman vergi vermiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer Nasu Bilmen İlmanı'nda yazar 86. sayfada. Fıkıhta da var 1. ciltte muhtekada. İnsanın içinden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine içimden geçiyor. Allah Allah ben ne rezil insanım ya. En yakınına, mahremine garip garip düşünceler geliyor, şekiller geliyor. Ben bu ne alçaklık diyor. Hiç endişe etme. O seninle hiç alakası yoktur. Onu eyleme geçirmedikçe, konuşmadıkça tam tersine sebap vardır. Cihat budur. Küçük cihattan büyük cihadın adı bu. İçinden geçeni yapmıyorsun. Demiyorsun. Peki nasıl geçer benim? Burası 11. mektuba göre mektubatta
aynaya benzer diyor. Aynada orada necis var. Aynaya necaset aksetse diyor malumunuz. Ayna necis olur mu? Olmaz. Aynada o karşıda ilan olsa, aynada gözükse, aynadaki ilan ısırmaz. Bu aynadır. Buraya adam vesvesesini atıyor. Vesvese ile vehim arasındaki farkı da şey yapacağım. Kafir cinler ise vehim atar. Bak mouse'u atın. Vehim. Şimdi bu çok önemli. Vesvese kalbe aittir. Vehim dimağa aittir. Nasıl? Vesvesenin özelliği vara musallat olur. Varı yok eder. Yani imanın varsa imansızsın der. Vara musallat oluyor. Abdesti olana abdestin yok der. Abdestsiz ise abdestin yok ha demez. Vesvese gelmez. Çünkü gider abdest alır adam. Adam abdest alır. Şimdi bir gavura der mi ki ya imansızsın ha ya imansızsın çok kötü bir şey ya. İmansızlık olur mu falan. Gider iman eder. Kim peki hırsız boş eve girer mi? Girmez. Kime musallat olur? Yani imansız noktası. İmanı olana. Ya imanın gitti. Demek ki var. O zaman abdestin yoktur dediği anda inan bana şeytan tasdikli abdestin var demektir. Şeytan tasdikli. İmzası böyle çok. Noter gibi yani. He? Noter gibi. Evet kesinlikle. Düşmanlar. Mesela Hollanda'ya gitmiştim geçen. Bir uyku gibi hal oldu uçakta. Şimdi pasaporta gireceğiz. Öğleyin tehlikeye girecek. Ulan dedim şimdi ne öğleyin kırayım, çekit asayım. Atayım dedi, kılayım dedim. Ama unuttum böyle. Bak o kadar size de örnek olsun. Hakikaten uyudum mu ya? İyi. Abdestim var mı yok mu? Bir sorgulayayım ben şimdi. Sallama yapayım. Durdum ulan bir vesvese gelse de şimdi dedim. Abdestin yok diye namazı kılsam. Vesvese bekliyorum. Çünkü niye? Varam salat olacak ya. Hiçbir şey gelmiyor. Ve şu ses vardı. Ben o kadar ahmak değilim. Mecbur abdest almaz. Eğer gelseydi abdest vesvese kesinlikle almayacaktım. Şeytanını ehlileştirmişsin abi sen. Hiç böyle bir şey dememiştim. Şeytan da sen uyanayım birisiyim sen. O da yükselmiş ya. Ben o kadar değil mi ahmak değilim diyor. O muhatabını biliyor abi. Yani inan gelmedi. Gelmiyor. Demek ki şeytanın vasfı, sıfatı, sistemi vara yok olmak. Jung bunu işte fark etti ama tanımlayamadı. Şimdi tıpta hastanelerde şeytan ve cini, şeytan ve cin ervah habisi, üç ruhaniyatın içindedir o. Şeytan, cin, ervah habisi bilemedikleri için yaptığı tahribatı ilaç da ancak tahribatı görüyor. Niçin olduğunu bilmediğinden dolayı ilaç da olan tahribatı tamir ediyor. Bunu kim bozuyor bilmediği için onun için psikolojik hastaları ilaçla tedavi olmuyor. Uzun 17 sene, 7 sene, 5 sene mutlaka din ve kutsi bir şeyden destek alıyor ki onu bırakabiliyor. Bak bir daha söylüyorum, şöyle misal vereyim. Şu duvarı gündüz ustalar yaptı. Sonra akşam oldu eve gittiler, yarın buraya yapacaklar. Gece birisi yıktı. Allah Allah usta geldi, Allah Allah yıkıldı, tekrar yapıyor. Her gün böyle. Usta burayı geçebilir mi? Geçemez. Her gün yıkılıyor. İşte bir yer tahrip oluyor. Tıp tahrip olan organı görüyor. Yani vücuttaki tahribatı işte serotonin maddesi eksik diyor. Mutlu değilim diyor. Ağlıyorum diyor. Yani endişe yani uydurukçası kaygı var diyor. Ortada bir hal var. Ama nereden oldu? Hemen bir midesi ağrıyor. Tanımlayamadı, izah edemediğini hemen yapıştırıyor. Psikolojik. Tam da nereden kaynaklı? Psikolojik şu. Elim kırıldı. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Gözüm ağrıyor. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikolojik demek, psikoloji, psiko, ruh demek. Loji, ilim demek. Psikoloji, ruh ilmi. Neren peki? Organ belli mi yani? Bu kırıldı. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikoloji ne demek? Ruh ilmi. Neresi yani bozuldu ki? Nereye ilaç veriyorsun? Nereye ilaç veriyorsun? Aklı devre dişi yapmak başka çaresi yok. Aklı uyuşturuyoruz. Ama çarla çar olur. Mesela psikoloji sıkıntısı olanlara diyorum ki şu formüle uy ondan sonra ilaç al. Şu dört tane yap olmasa beşinci yap. Bir, psikoloji sorunu olanlar bir niçin oluyor? Kendini tanımıyorsun. Kendini tanı kendine yatırım yap. Kendini tanımadığın bir sistemi yönetemezsin. Onun için insan ne demektir diye o dersleri din, oku ve dinle.
insan. İnsan sıkıntısı var. Hakim olmak istiyorum. Nereye hakim olmak istiyorum? Tanımadığım bir şeye nasıl hakim olacak? İnsan nedir tanım? Birincisi bu. İkincisi, aile efradının mutluluğuna çalış. Basit bir hak arayışı içinde evin huzurunu bozma. Evde adalet yapma, evde adalet yoktur. Merhamet, şefkat ve af vardır. Üç, silah-ı rahim ömrü bereketlendirir ve uzatır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Silah-ı rahim demek, rahimin onayladığı bağ demektir. İlla akraba değil. Bu silah-ı rahimdir. Sıla bağdır, rahim. Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Ahiret inancı üzerine kurulan bağdır. Bak, biz Allah, Rahman ve Rahim. Rahim kafirde tecelli etmiyor, Rahman tecelli ediyor. Ne demek o? Şefkat ama ahirette kendisine iman edenlere merhamet edecek olan Allah demektir. Ahirette. Dolayısıyla silah-ı rahim demek, müminler arasındaki onların en başa akraba geliyor. Bağ kuvvetlendirmek. Üç bu. Dört, ulvi ve kutsi değerlerinin çapını genişlettir. İşte dersleri kitap oku. Eğer bu dört tanesini yapıp hala aşamıyorsan geçici, aniden hemen ücret aldığın hormon ve kimyasal olan ilaçlar kullanabilirsin. Bu dört taneden sonra yap. Hemen alın. Bunu dört tane yap. Şimdi başta buydu işte. Kendini tanımıyorsun. Bu sistemi tanıyınca demek ki bu sisteme kafanın içerisinde şurada ilk şu lobta tahayyül ve tasavvur var. Burası serbesttir. Herkes her şeyi atıyor. 18 bin alemin sureti. Melek de atacak. Biraz sonra anlatacağım onu. Şeytan vesveseyi atıyor bakın abiler. Kafir cinler vesvese atıyor. Erva habiseler de seyrettiğimiz yanlış videolar. Dinlediğimiz yanlış müzikler, sesler veya sokakta gördüğümüz her şey buraya atar. Ondan sonra cemiyet, komite ve cemaatlerin şahsı manevisi. O masonluk, şu, isim vermeyeyim. Ustad komitelerden bahsediyor. O komitelerin şahsı manevisi atıyor. Nefsi emmane atıyor. Bir de mevad-ı şerire olumsuz mekanlar. İnsan üzerine yükleme yapıyor. Ona ait bir örnek vereyim. Mekanın insan üzerindeki tesiri. Dört şey insanı tesir eder. Zaman, zemin, tam, libas. Zemin şu. Osmanlı camisine gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidince. Haletiniz aynı mı olur? Olmaz. Demek ki mekanın insan üzerine tesiri var. Mesela şuradaki atmosferle ya, o da içerideki oda ve senin evdeki salon hiç benzer mi? Benzemez. Bunu Kastamonu 60'ta da söylüyor. Emirdağ'da da söylüyor. Üç ayları geldiği zaman cemiyette böyle bir şey oluyor. Maneviyat oluyor. Hava değişiyor. Şimdi bu mevadi şerire hayra da geleceğim. Bir de kişinin kendi şahsı manevisi. Yani geçmişteki yaşantıları buraya devamlı pompalar. Keşkeler var ya keşkeler. Keşke, ah keşke. Keşke geçmişin bataklığıdır. Şu menfi. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Bunlar attı. Buraya attı diye hakim olacak hali yok. Şimdi bu tarafta aleyküm selam. Şimdi bu tarafa kim atıyor? Melekler atıyor. İlham atar. Vahiy atar. Peygamberse vahiy atar. Müslüman cinler. Onlar da vehim atar. Güzel düşünceler atar. Ha vehim hiç yapmadık. Vesveseden atalım. Vesvese, şurada bak onu da şey yapayım da, size çok lazım olanlara fazla duruyorum. Vesvese vara musallat olur, bak elimi yapıyorum. Var, yok etmeye çalışır böyle. İmanı varsa, imansızsın der. Banyoda yıkanmışsan, o orası yıkanmadı diyor. Sanki havuz mu yapacağız lan sana? Yıkanmış tabii. İstersen kuru yapabilir misin? Ha, demek ki abdestin yok diyorsa, şeytan tasdikli abdestin var. Vesvesenin özelliği bu. Vehim nedir? Vehim kafada olur. Olmayan düşünceleri var eder. Eylem değil bu. Öyle dedin. Herhalde zan, belki, muhtemel, şek, ihtimal burada olur. Olmayanı var eder. Vesvese böyle yapmıştım. Varı yok eder. Vehim ise olmayanı var eder. Var, vehim. Çoğusu, bir kısmı haramdır diyor ayette. Vehmin bir kısmı haramdır. Şimdi melekler de
şeytan vesvese atıyordu. Melekler ilham atar. Cinler, Müslüman cinler, onlar da bizim gibi imtihan tabi Müslümansa bizim etrafımızda. Onlar da güzel düşünceler atar, beyinler atar. Erva aliyeler seyrettiğimiz güzel videolar, işittiğimiz güzel sesler onlar atar. Bir de cemaatin şahsı manevisi, kişi bulunduğu cemaatin şahsı manevisinin tesiri altındadır. Yani o tipten boyalanır. Mesela tarikatçısın, işte Mahmud Efendi Hazretleri'sin, Adıyaman'sın, Nurculardansın, Süleymancısın, şusun. O boyaların simasına bakarsanız hakikaten ona benziyor. Biraz ehliysen simadan anlar. Mesela Avrupa'ya gittin almaya, ulan bu Pakistanlı, bu Türkiye'li dersin. Gel İstanbul'a, bu Diyarbakırlı. Bu da ondan sonra der ki, bu ilçe, şu ilçeden. Yani Diyarbakır'a git, hemen ilçeler belli olur. Yani İstanbul'da bu Kastamonu'lu, bu Doğulu. Git o Van'a, Van'a gidince bu sefer bu ilçeli. Git o ilçe, ulan bu falanca köylüle, falan köye benziyor. O köye gidiyorsun, sen kimlerdensin, falancalardan mısın diyor. Hemen ufalıyor, tamam mı? Bu cemaatin, yani kültürün, gelenin insan üzerindeki tesiri. Sonra mevad-ı aliyeler var, mekanlar, güzel mekanlar atıyor buraya. Hani dedim ya Osmanlı camisine gidince, bir de Cumhuriyet dönemine gittiğim bir camide insana farklı yükleme oluyor. Bu mekanın insanına tesiri. Dört şey insanın fıtratına tesir yapar. Sen bilsen de bilmesen. Bir, mekan, zemin, zaman, zaman iki, zaman, zemin, yaşın, giydin, yedin. Osmanlıca lemalarda der ki, bu kadar tabiat perestlerin çıkması, acaba domuzu methali yok mudur diyor. Nesil onu latif nükteler diye tercüme ettiği var içinde o domuz meselesinde. Domuzu methali yok mudur diyor domuz yedirmek. O kadar ders yapıyoruz, ders dinliyoruz, okuyoruz. Hakikaten biz domuz yemedik ama mutlaka bir şeyden yedirmişler ki, ya bu kadar güzel insanların çocuklarıyız. Çocukluktan beri bizi buraya getirdiler. Bu kadar da okuyoruz. Gene istediğim gibi olmuyorsa giydiğine ve yediğine bak. Başka sorunun yok senin. Bize de yediriyorlar demek. Onun için rastgele sonra önüne geleni yemeyeceksin. Balığa yediriyorlar ki oltayla yiyelim diye. Balıklanmayacağız. Şimdi sonra bizim geçmişimiz de buraya atıyor. Arkadaşlar buraya ufaltıyorum. İki kaynaktan bak görüyor musunuz? Bilgi aktarılıyor. Bak buradan atıyor. Bu adam da buradan atıyor. Bunlar komple Mouse'a bakın. Böyle atıyor. Bu da atıyor. Şimdi buraya iki tane guru hücum ediyor. Orada ne var? Tam 18 bin alemin sureti var. Herkes orada. Sen de oradasın. Senin ikisinde ben de varım. Benimkisinde sen de varsın. İnsan bir çekirdek ya. Peki nasıl hakim olacağız buraya? Şeytanın kullanmadığı, elinde olmayan bir sistemle. Kertlerle. Bak şu. Şeytanın kablosunu keseceksin. Şu. Yani 10 cüz okuyacağına akşam 10 dakika video seyrettin. Ulan bunun feyzini, yani günahını bunu yok edeyim diye 10 cüz Kur'an okuyacağına git 10 dakika YouTube'u isteme, git yat. Git yat. Çünkü talip kolaydır. Bunu silemezsin. Orada kalır. Ben sebabından bahsetmiyorum. Sebabı fazla olabilir. Muvazeni amel ama o kalıyor, izi kalıyor. Yani o haletini duman ediyor. Gerekirse o ortama gitme mesela. Gitme. Gitmeme şansın varsa git orada. Şöyle bak. Tercih et. Şu cadde var ya, ben şimdi ana cadde dolmuşa gideceğim. Yani tahminen gündüz işe giderken 20 tane haram göreceğim. Tahminimi, tecrübemi. Öteki sokaktan giderim, 5'e düşürürüm ya. Girme yani. O müziği dinleme. Dinleme arkadaş. Dinleme ya. Çünkü şöyle düşün bakın. Adı neydi abi? Esat. Esat. Şimdi ben bunu dışarıda sudur. İçeride su değil artık. Tırnak olacak, saç olacak, enerji olacak, güç olacak, hayal olacak bir sürü. Şimdi bu içeride aktif olmayacak mı? Ha. Peki seyrettiğim şey, duyduğum şey aynı su gibi içeride aktif olacak. Hangi cinstense.
Şimdi televizyonu veya internet seyrettik. Kapattık onu. Buradan kapanmadı ki. Orası kapandı. Bu bitti o. O neyse o aktif olacak o. İçeride bulacak onu. Peki 410 sözlerde ne diyor? Haram nasıl hissiyatun ve insani tahrip eder? Hissiyatun ve insani tahrip edermiş. Ne var yani orada? Bir açık saçık geliyor. Harf, dindeki adı haram. Fizikteki adı o haram kadının o andaki cins, cini, psikolojisi neyse haleti senin gücüne göre, zayıflığına göre kopyala yapıştır sana giriyor. Yaymış olduğu dalga. Niye hutbede biz hemen çöküyoruz hutbenin ortasında? O Allah Resulü gibi bir zat. O anda hutbe verirken bir zındık Yahudi ben dedi bunu gözümle öldüreceğim. Şua, lazer, şak diye çakıyor. 13. Şua'da diyor ya insanı mezara, deveyi kazana koyar. Ustad da diyor ki nazar bana dokunur bakmayın diyor talebesine. Aşırı muhabbet, aşırı adavet dokunur. Şua gönderiyor. E peki ne yapıyor? O kadın veya erkek kim ise şua yayıyor. Kendi cinsinden. Şimdi sen gülden pislik mi kokar? Pislikten de pis kokar. Şimdi arı buraya gül çiçek koyun, arı gelir. Pislik koyun, sinek gelir. Hiç böyle güle sineğin pisliğe arı konduğunu gördünüz mü? Konmaz. O zaman o insan hangi tipten haleti varsa onu yayıyor. Mesela erkek erkeğe. Şimdi trafikte bazıları asabidir hemen sinirleniyor mesela. Diyorum ki o zaman ortama girdin, ticaret şey yapacağız, biraz iş kritik böyle gergin, sakın gözüne bakma. Çünkü seni gerer. Geriyor insanı, göze bakma. Trafikte de bakma. Bakmasan o kadar sinirlenmiyorsun. Çünkü kalptekilerin dışa vuruş yeri gözdür. Münafık bahsinde geçer. Bakmayın. Ben bu dersleri ezberden söylüyorum ama belki de 5-6 tane şimdi ders size aktardım. Mesela münafığın sıfatından aktardım. Kalpteki o münafık diyor, gözden sirayet eder diyor. Ya bana tesir etmez. 249 Kastam'da diyor ki, Üstad bana da sirayet etti diyor sıkıntı diyor. Üstad ha, bana da sirayet etti sıkıntı diyor. Bana da sirayet etti diyor. Kastamonu 60'ta 3 aylarında insanların haletlerinin atmosfere şey yaptığını, yayıldığını, teneffüs eden insanın haletinin tesir ettiğini ama bozuk cemiyetlerde zehirli olduğunu, buharın zehirli olduğunu söylüyor. Yayıyor ya, bu metafizikte aşina olanlar bilir. Yani ben böyle durduğumu mu zannediyorsun? Yayıyor bunu. Yayıyor yani, tutamazsın ki. Ha demek ki haramın fiziksel boyutu kopyala yapıştır. Şimdi bu alanın 4 tane özelliği var. Bir, birbirine zıt her şeyin her mertebesi var. Cemalin her mertebesi, zındıklığın her mertebesi, küfrün her mertebesi, imanın da her mertebesi var. Başka? Her şeyin her şekilde bulunabileceği. Hangi şekil? Her türlü rezalet var. Anasıyla olur, bacısıyla olur, başkasıyla olur. İşte para olur, şu olur, dini kum, dinar kum, kubreti kum, nisar kum, namaza. Bir gidiyorsun şeyde Allah'a para geliyor, kadın geliyor. Para çok geliyorlardı. E diyor ki, abi diyor, niye namaz kılmıyorsun? Hocam diyor, yabancı ise hoca diyor. Hocam diyor, kadına secde etmektense etmemek lazım diyor. Ulan kadına şimdi önüne mi koydun? Yok dedi, geliyor. Ben de onu rahatlatmak, biraz bir şey anlatmak için dedim ya namazda kadın mı geliyor? He hocam dedi, bize de geliyor kardeşim dedim. Kadınsı kainat olmadığı gibi kainatın haritası olan namazda da kadınsı olur mu lan? Olsun lan namaz. Olsun dedim. Renkli olur namaz. Şimdi deyince tekrar olur falan şaka dediğim zaman olur lan. Bırakma. Sonra bunu anlatınca bir parça ha olması lazım. Sen hayvan değilsin ki tek boyutlu olur. Her şey var. Bak ne diyor? Her şeyin her şekli var. Olmaması mümkün değil ya. Nasıl olmayacak? Mesela ki diyordum işte derse gidecektim, abdest alayım dedim, çabuk çabuk dershanede çorabını çıkartıma böyle attık da abicim yetişeyim para git. Ulan bir tanesi gitmiş çamaşır makinenin arkasına tabii. Ulan ara Allah Allah, fesbihanallah bir tane buldum bir tane yok. Ulan gideceğim, biz de inatlaştık, illa onu bulacağım. Baktım bulamıyorum, İmam Hazım'ın söz atımı geldi.
Ya Rab niyet eyledim, çorabımı bulmak için namaza, Allahu Ekber. Yani Allah için iki rekat namaz edince, daha ilk rekatta dedi ki çamaşır makinenin altındadır. Hiç kusura bakma, ben bunu bırakmayacağım. Yani şeytan unuttuğun şeyi hemen getiriyor. Namazı, namazda çorabı getirdi. Namaz için sen kılmayasın öyle bir şey. Ben yiyeceğiz abi. Bak kaybettiğin şey, İmam Azam'a geldi bir tanesi. Şeye giderken, ticarete veya bir sefere deniliyor. Bir yere para saklamış, unutmuş. Gelmiş efendim demiş, unuttum demiş. Nasıl bulabilir, nasıl hatırlarım? Sabaha kadar iki rekatta selam vermek şartıyla namaz kıl, sabah gel bana, ben sana söyleyeceğim dedi. Tamam efendim, olan para da bu. Can değil ki bir şey yaparsın, para bu yani. Can vermek kolay da para vermek zor. Şimdi başladı iki rekat kılmaya, iki rekat. Baktı ki şeytan olan bu, bu işi götürüyor. Şeytanın derdi para değil ki, bu yeter ki namaz kılmasın dedi. Gece yarısı dedi ki, baktı ciddi, para falan yerde dedi. Ondan sonra hakikaten selam verdi, gitti parmağını yaktı aşağıya. Çünkü daha niye kılsın? Sabata git dedi. Gayesi oydu. Üçüncü sıfatı, her daim kontrolü mümkün olmayan bir yerdir. Bir şey mi soracaktın? Her daim burası kontrol edemezsin. Ya niye geldi? Niye gelmesin ya? Duruyorsun namaza. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sen iradenle mi yaptın? Yok. Kendisi bir şey yapıyor. Çünkü bu serbesttir ya, aktif oluyor. Aktif. Ama tabi televizyonun karşısına kapattın, şimdi yatsı yıkılıyorsun. Nasıl gelmesin? Film devam ediyor. Orada kapattın ama burada kapatmadın ki, film devam ediyor. Yani o başka. Ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp değiştiren, dönüştüren burası. Kabre üç tarzda girilir diyor. Hatırlarsınız sözlerde. 142. Ondan sonra onur dün sözde. Şimdi bu ikinci yol. Şimdi burası serbest bölge arkadaşlar. Psikoloji tüm sorunların bulunduğu ve çözüm yeri burasıdır. Gemi burada batmışsa Topkapı'dan çıkmaz. Nereden batmış? Sorunlar burası. Peki niçin sorun oluyor? Buradaki o sol taraftaki kaynaktan fazla giriş var. Kontrolü mümkün değil. Bu sefer alt taraflar var imanla. Buradan rahatsız oluyor. Ve senin aklına bela olmasının sebebi burası. Hangi akıl? Şu akıl. Şeytanın aklı aklına bela. Düşüncelerine düşünceler belaydı. Kafir cinlerin düşünceleri düşüncelerine bela oluyor. Peki ne yapacak bu adam? Şimdi bu serbest bölge, ufaltıyorum aşağıya doğru gideyim. Burada akıl var, taakul, aklın eylemsel hali. 30 küsür tane sıfatını buldum Risale'de ben. Bir tanesi de fehim. Fehim şu, şuraya serbest bölgeye koymuş, süzgeç deniliyor muhakematta. Fehim denilen süzgeçte. Fikir yoldur. Şimdi bu taakul 30 küsür tane. Aklın bir tarafı yoktur. Yani tarafkirli yoktur. İnsaftır, nısıftan geliyor. İki tarafı da açık. Vahiy buraya geliyor arkadaşlar. Kalbe gelmiyor. İlk akıl vahiy muhatap oluyor. Akıl kendi donanımıyla vahiy muhatap oldu mu, bu serbest bölgedeki hem sol taraftan hem sağ taraftan geleni analiz ediyor. Sonra vahiye göre değerlendiriyor. Eğer iterse, vahiy iterse, akıl, vahiy iten ve kabul eden burası. İterse felsefe başlıyor. Felsefe, tasdik ilimdir. Şu anlarda söylüyor, tasdik ilimdir. Sonra, izan, dimadan, vicdana atılan kapıdır. Oradan veriler atar, vicdandan da oradan gelir. Hatta adam bir sahtekarlık yapar, aklı kandırır ticarette. Ne deriz? Ne akılsız adam ya. Zalim aklı var demiyoruz. Ne vicdansız ya. Ne alakası var? Vicdanıyla yapmadı ki, aklıyla yaptı kandırma. Ha, vicdan kontrol etmedi. Vicdanı akılla vicdan arasındaki irtibat, diman, izanı ile oluyor. İzan. Sonra o bilgilerini eyleme dönüştürmek sistemin adı iltizamdır. Eylemseldir. Sonra inandığın ve yaşadığın senin itikadın oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya, Hazreti Ali'de var.
Eğer inandığın gibi yaşamazsan yaşandığı gibi inanmaya başlarsın. Bu itikat. İtikat aklidir, kafadadır, iman kalptedir. Farkı bakın. Onun için ehli bidâ itikadı bozuktur ama imanı vardır. Emirdan da söylüyor. Bu Alevileri anlatırken. Yani itikat aklidir, iman kalbidir. Korku aklidir, haf kalbidir. Bunun Arapçasını da biliyorum. Ha? Yani hemen demeyesiniz ki hafın Türkçesi korkudur. Biz acizliğimizden korku demişiz. Yani başka nedir? Mesela temessülle tereşu ikisini de aynı demişiz. Hulasalama. Zannediyoruz ki Risale'de, tabi Risale-i Nur'un şeyinin kültürüne fazla aşina olmayınca bir manayı kuvvetlendirmek için kullanıyor iki kelime. Hayır. Korku aklidir. Haf kalbidir. Karanlık aklidir. Zulümat kalbidir. İtikat aklidir. İman kalbidir. Farklıdır. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Farklıdır. Sonra bu üçüncü yok. Hani vardı ya kabre giriş. İnandığı şey inkar eden. Bu adam üçüncü yok. Şimdi vahiy geldi akla. Bu akıl kabul etti vahiyi. Nübüvvet başlıyor. İlim yani aklın 33 tane mertebesinden geçti mi tasdike atılıyor. Tasdike atılınca ilime dönüşüyor. Zannetmeyin ki şuradaki bilgiler, malumatlar ilimdir. Vesvese Risalesi'nde der ki ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Ya ben Vesvese Risalesi'ni ezberledim aldı. Hala niye vesvesin var diye soruyorlar değil mi? Okuyoruz gene niye vesvesesi var? O vesvese ilim değil, bilgidir. Bilgi ve malumattır. İlim nedir? O okuduğumuz Risale'yi aklın 33 tane mertebe imbitlerinden geçip tefekkür edersek tasdike aktarılıyor. Tasdik de ilim olur. İlim denilen tasdik diyor usta. Peki ilim ile bilgi arasında ne fark var? İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, eylemlidir. Seni korur o. Mesela ilim. Yani adama desin ki çık dışarı çık çık çık. İçsen böyle. Eylemdir. Ötekisi çık de. Yani bilgiler çık. İlim ise tutup atmaktır. Subutu sıfattan olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bizim o ilim zannettiğimiz bilgilerdir, malumatlardır, zanlarımızdır. İşte bak usta diyor ki ilim onu tard eder. Niye tard etmiyor meselesini? İlim değil ki daha. Bilgidir, malumatlıdır. O da neye sarmalamışız? Ülfet. Şimdi Vesvese Risalesi bugün ders okunsa. Kardeş oturdu. Vesvese Risalesi. Herkes, çoğumuz, ben de daha. Biz biliyoruz. İlim onu tard edici olur. Bunu ilim zannediyoruz. Ülfeti ilim zannettik diyor. Gidin. Bilgi olsa. Ne gelecek o kelimeden sonra? Bilgidir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Seni ilme dönüşmüşse canlı yapar, aktif yapar, enerjik yapar, aksiyon yapar. Uyuşuk yapmaz yani. Bir bakıyorsun öyle. Peki İslami ilimleri var. Bir bakıyorsun adamı kafire taraftan olmuş. Bir bakıyorsun Müslümana düşman olmuş. Namazla kılıyor. 40 vefiyattan birkaç tanesi kurtarılıyor. Bunlar zannediyor musunuz ki? Bunlar zannediyor musunuz ki bu kafirdir o 40 tane? Hayır, cami cemaatidir. Kafir olsa hiçbir tanesi kurtarmaz. 40 tane de birkaç tane kurtarıyorsa Müslüman bu. Ki hatıra da öyle yazıyor. Yani kafir olsa 40 tane hiçbir tanesi kurtuluş olmaz. Birkaç tane kurtarmışsa Müslümandır. Ve 5 vakit camide kılan peki nasıl oldu? İlm-i usulü dinde kaydedir. Akaid esastır. İmanın ana temeli, şarteli 3'tür. 1. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Tamam mı? Ve yaşadığın la ilahe illallah ve yaşadığın Muhammedun Resulullah demek. 2. Allah'ın Kur'an'ında ve peygamberin hadisinde harama haram, helala helal demek. 3. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olmak. Allah'ın düşmanına dost olmayacaksın. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَوَسَكُمْ bunlar. Mektubatta geçiyor. Değil taraftan olanı, hafif meylediğini de Allah tehdit ediyor. Nasıl taraftan oluyorsun sen? Yapamasan dahi. Bari sus yani, otur.
Yani bir şey yapacağım derken Süfyan et adam taraftar oluyor ya. Acayip bir şey. Taraftar oluyor. Nasıl taraftar oluyorsun kardeşim? Yok efendim su akmadı. Yok şu ezan geldi, şu oldu, bu oldu. Yok kardeşim. Siyasette de dahi kafire imanı o potadan dünyevilikle tartılacak şey değil bu. El hubu fillah ve el buzu fillah. İki, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir de bedihi açık ayet ve hadiste olan haram helalı kabul etme. Adam faiz helal dese, zina helal dese ne oldu? Bitti işte. Böyle dalin amin. İşte bu bilgi ayrıdır. Bak bilgi buradaydı. Kendisini çok acayip şey zanneder yani. Kültürlü üstten bakıyor. Oysa köle insanlarız. Televizyonda dolan haberleri biraz Ahmet Mehmet'ten gevezelikle dolmuş. Biraz da harmanlıyoruz. Emir itibariyle dışarıdan alma özelliğimize emrin ismi, içeride harmanlama özelliğimize de emri itibari denilir. Kültür, gelenek, örf, ananeyle onu harmanlıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ben her şeye hakimim, bu budur, yanlış, bu doğru falan. Tabii kimseye de aklı şey yapmıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz. Zavallıyız. Oysa bu bilgi sende aldığımız malumatlarla çalışıyor. Sen bu hükme nasıl vardın? Aldığın bilgilerle. O kadar ona mahkumsun. Almadığın bilgileri de alsan acaba böyle mi düşünecekti? Bilmiyoruz. Onun için tarafkirlik çok önemli. İmanın temeli oluyor. Namaz kılmayan kafir olmaz ama namazı inkar eden kafir olur. Faiz yiyen kafir olmaz ama faizi helal diyen kafir olur. Allah'ın açık emrini hiç kale almıyor. Bir bildiği var diyor. Şeyhimin, hocamın, abimin, ustadımın ne bileyim. Kime dayandırıyorsa. Tövbe estağfurullah Allah'ın bildiği mi yok ya? Bugün ne kadar darlattı? Hırtlarına dayamış karıya. Kadın işte devlet memuru. İlle kredi çekeceksin yok şöyle yapacağım. Yani beni darıyor. Ben nasıl fetva veririm ya? Yoksa beni kesecek tehdit ediyor kocam bilmem ne. Vallahi ben senin için kabirde ben azap çekmem ustad. Bir şapkayı bilmeyerek giyen ve ters çevirene fetva verdim diye hatırladı. Kendisi söylüyor. 28 sene kaderin bana verdiği işkence hapishane o fetvanın bedelidir diyor kader canibinden. Cezasının faturasını anlamış usta. Ona verdiğim fetvadan kaynaklanıyor. İman kurtulsun, imansızlığa itilmesin diye. Bilerek yapmasınlar diye usta diyor ya, çevirirse hatırlarsınız. Yani işaret edeceğiz de geçiyor. Bu arada da hatırlada geçiyor yani bu söylediği. Şimdi Vesvese Risa niye fazla durdum? Vesvese Risalesinde okurken bilgidir, malumatlardır, yorumlama, düşünceler, vehim, zanlar, belki ihtimal bunlar tasavvurdadır. İlme geçince seninle alakası yok. Hazreti Ali İmam Ali öyle diyor. Radiyallahu anh. Malı sen korursun diyor. Ama ilim seni korur. Eylemsel hal ilimdir. Senin mesela yatsı yıkılmadın. Sıkıntı olmuyor mu? Oluyor değil mi abi? Oluyor. O ne demek biliyor musun? Yatsı namazın kılmak bilgi değil senin artık. İlimdir. O zorluyor. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. O yapıyor sana. İstersen kılma da göreyim. Nasıl yakıyor? Nasıl yakıyor? Hele sabah 5 dakika falan o az kalınca nasıl fırlatıyorsun? O ilimdir, bilgi değildir. Kılma şekli. Adam hafızdır. İlahiyatta mezundur. İmam Hatip'te mezundur. Çok iyi Kur'an okuyor ama namaz kılmayan da var. Nasıl oluyor peki? Bilgi var mı? Var tabii. Malumat var mı? Var. İlim yok. Allah Allah. İlim canlıdır, ruhludur. Seni korur. İlim seni korur diyor İmam Ali. Sonra o vahiy geldiği zaman akla ondan sonra sorunuzu alacağım. Ben ineyim. Az kaldı. Akıl kabul etti mi? Şey etmedi mi? Buydu dedim. Etti mi? Buradan aşağı iniyorum. İlim oldu. Sonra Dima'da o serbest bölgede hepsi sentezlendi, kıyas ettik, muhakeme ettik, muvazene ettik. Kalbe atılacak. Onlar diyor hadiste yakın Kur'an ama Kur'an okurlar ama inmez aşağıya diyor. O izan tarafımız var ya yazıyor bak Dima'dan kalbe giden yok. Ondan sonra oraya gitti mi vicdaniyat oluyor. Sonra kalbe sirayet ediyor, katli iman oluyor. Hani kabirde diyor,
sekeret sekeret anında şeytanın vesvesesidir kalbe inmediği için. Evet. Yani, akla şüphe de verse, vervese de bir kişi aklen Allah'ı inkar etse kalbine sirat etmiş. Hiçbir şey yok. İmanın. Aa burası. Sekeret anında burası diyor. Mesela bana da diyor zaten namazda diyor ki Allah yoksa diyor. Yok. Daha bunun ilerisi var mı? Yok yok ne yapayım? Yok. Şimdi yoksa ooo ben Allah Allah nasıl yok dedim ya. Yok adam onu baktık oğlum bu benden daha serseri. Şimdi bana dedik abdestin yok. Ben zaten hep sana abdesti kılmıyorum ki dedim. Abdestin yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gitti. Dünkü abdest bozma halimi getirdi. Abdestin yok dedi. Ben zaten ne zaman abdest kılmıyorum. Namaz kıldıktan sonra abdest kazasını da yaparız sonra. Baktık oğlum bize serseri daha ne yapacak? Daha ne diyecek? Çünkü nereden geliyor? Serbest bölgeden. İmanı gider mi? Gitmez. İmansızsın diyen sahadır orası. İmansızsın diye buraya attı mı? İmansız mı oluyorsun? Yok. Ha, buraya da tasavvur etsen, tefekkür etsen diyor. Hatta tamam, tefekkürü küfür küfür değil. Tamam? Tahayyülü küfür. Tasavvuru küfür küfür değil. He, yoktur diyor. Peki, kimdir bu endişe diyor imansızlıkla imanı yok? İmansız olandır. Ondan yapıyor. Şeytan imansız. Şimdi, vay imansız. Vay imansız ama akıllı değil ha, zekidir. Psikoloji sorun yaşayanlar, akıllar aşağı inip zekavetleri yukarıya çıkanlardır. Eli dalalet, zekayı pompalıyor. Oysa Kur'an aklı pompalıyor. Yakılun, takılun, efele tefekkelun, efele tedebberun, fetebiru yavru, elbab gibi ayetlerle. Aklı aşağıda, zekası yukarıda olanlara hayvandan da aşağı in diyor. Kelena mu benim adal diyor. Nedir o? Zeka nedir? Kainattaki ilişki ve çelişkileri çok iyi biliyor. İyi bir doktor, iyi bir mühendistir. Akıl nedir? Akıl şudur. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bak, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapan akla, bu aklı bağlasan buna da akıllılıktır. Bu da vahiydir. Bu göz yapılırken, ikinci şurada diyor. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Buraya, bu gözü yerleştirirken acaba uydu mu uymadı mı? Buraya mı, buraya mı? Ne hangi gözle baktı bu gözü koymak için? Bundan önce gözü lazım. İşte bu gözü o göze bağlarsan gözlü olursun. İşte bu akıl yapılırken bu akılla yapılmadı. Bu akla hangi akıl yaptıysa ona bağlamak akıllılıktır. Vahiydir. Onun için çok iyi bir mühendistir. Firavundur, Nemrut'tur, şeytan. Aptal değildi ya. Ama bakın aklını şeye bağlamadığı için akılsızdır diyor. Nasıl akılsız ya? İyi para kazanıyor. Adamı kandırıyor. Ameliyat gerekmediği halde doktor bıçak ediyor. Onun kim o? Zekidir. Aklı yoktur. Aklı aşağıdadır. Akıl, aklı devamlı vurgu yapar. Aklı öne çıkartır. Kur'an. Zekavet, aklın sıfatıdır. Mesela araba, akıldır. Beyaz boya. Şu marka, koltuğunun işte deridir. Kliması vardır. Bunlar sıfatlarıdır. Akıl geneldir. O içindeki özellikler, sıfatları evet. Zekavettir. Tamam mı? Zekidir. Hafızası. Zeki olabilir canım. Başına bela olmuş. Çünkü vahye bağlayamadığı için zeka kendi dünyasıyla kainattaki ilişkiyi, çelişkiyi çözmeye çalışıyor. Sıkıntıyı oradan işte alıyor. Bilgisayarın kapasitesi zeka ile misal verilebilir mi? Harika. Evet. Aynı zeka. Kapasite. Ama onun arkasında insan var. Evet. Onun arkasında insan var. Aklın ustasını aklı bağlamak akıllılık odur. Vahye. Tabi oldun mu akıldır. Yani telefonla GPS. Bağlı. Sağa git, sola git. Ulan ben buradayım. Benim yanımda oturan adam burada veya kadın navigasyonda 200 metre sonrayı gösteriyor bana. Kaç Pendik'e gideceğim daha buradayım. 1,5 saat. Ulan nereden bildin ya? Navigasyon geleceği biliyor. Allah geleceği bilince nereden biliyor diyor. Ulan navigasyon biliyor da ona nereden biliyor niye demiyorsun? Geleceği bileni Allah geleceği bilmiş yazmış diyor. Ya ne şey var diyor. Bizim suçumuz mu var diyor. Niye yazdı diyor. Yazdığı için ben böyle yapıyorum. Ulan navigasyona girdin. Pendik'e gideceksin. 1,5 saat diyor. Şunlar. Ulan bu yazdığı için mi 1,5 saat olacak? Nereden biliyor? Ya bu benim yanımdadır yani. Nereden biliyor?
Çünkü bunda gözükmeyen bir GPS var. Uyduya bağlı. Uydu ne demek? Beni de onu da gören bir anda nüfuz ediyor. İşte navigasyon geleceği nasıl biliyorsa Allah da öyle biliyor. İlim maluma tabidir. Ha işte. Gördün mü? Malum işte iki hadise ilim, uydu. Cep telefonu bedendir. Bataryası hayattır. Programı ruhtur. GPS'i imandır. Haşa uydu Allah'a olsa, GPS'in yoksa, kartın yoksa, kart imandır. Hangi istasyondan aldınsa imanın kalitesine bakar. İman tahkiki ise kontrolün megabaytın, gigabaytın fazladır. Türkcell'dir, kaliteli. Belki veya ötekisidir. Anladın mı? Hangisine bağlıysan. Şimdi peki kartı çıkar. Telefon ne işe yarar? Hiçbir şey yarar. Demir yığını. Ha, imanı da çıktı mı iman kartını, insan da öyledir. Telefon yığılmış. Ne işe yarar? Kendi hanesinde yarar, başka bir şey yaramaz. Ama GP, kartı takarsan bütün dünya senin gözünün önünde, ekranında. İman da böyledir. İman etti mi bütün dünya senindir gör. Şimdi kalbe dedik, sonra iltizam nedir? Eylemsel halidir. Şimdi dima yapılandırdı. Vicdana indir izanda. Vicdandan da kapteti boyaladı. İman oldu. Sonra yukarıya gene izandan yukarıya çıkıyor. Fiile dönüşüyor. Hutbe-i Şam 77'de diyor ki insanın fiilleri, eylemleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Yani insan bilgisi için yapmaz. Eğer insanın fiiliyata sevk eden bilgi olsa alimler hata yapmaz. Cahiler eylemi olmaz. Demek ki insanı fiile sevk eden kalptir. Dağdaki ninelerimiz var. Köydeki babaanneler, halalarımız var. Bilgisi yok ama ne kadar takvalıdır, nasıl namaza dikkat eder. Bilgisi yok ama kalbi canlı. İnsanın şunu demek istiyorum. Fiillerin arkasında ilim değil, his vardır. Kalpteki his varsa eylemi vardır. Eylemi varsa kalpte hissi vardır. Namazı, İmam Hatip mezunu, kütüphane gibi adam ama namazı yok. Çünkü namazın bilgisi var ama namazın hissi yok. Namazın hissi olsaydı namaz eylemi olurdu. Eylemin arkasında his vardır. Hisleri de oluşturan bilgilerdir. İşte kalpten hisler gelince izan yoluyla iltizama geliyor. İltizam da fiile dönüşüyor. İslamiyet iltizamdır der Mektubat 36'da. İman izandır der. İslamiyet eylemdir. Bak şimdi. 6 tane iman esası hiçbirisi eylem değildir. Allah'a iman etmek. Amentu billahi ve melaiketi. Eylem yok. Melekleri ve kütübü. Eylem yok. Peki İslam'da itikat yok. Hepsi eylemdir. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak yok burada. Orucu tutmak. Gitmek haca. Vermek zekat. Getirmek kelime şehadet. Eylem varsa İslam vardır. Mümini gayrimüslim diyoruz da, değil mi? Mektubat 34'te. Sonra itikat olur. Bu süreçlerin sonucu itikat olur. Şimdi itikat aklidir, kafaya aittir. İman kalbidir. Ben geliyorum serbest bölgeye ve sunum bu kadar. Sorunuz tabi buraya bu kadar. Detaya hiç girmiyor çünkü lazım değil. Şimdi sorunuz var mı? Rahatça sorun. Bu kafanın içinde böyle bir şey var. Ben sana şöyle diyeyim. Gece sıkıntı göğsüne ateş bastı. Of diyorsan şöyle yapacaksın bundan sonra. Serbest hanım ya canım çok sıkıldı. Serbest bölge, serbest, 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 serbest. Nasıl olur ya? Marketlerde müzik çalıyor değil mi böyle? Zın 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 zın. Zannediyorsun ki müziktir. Altında senin duymadığın bir ses var. Al, 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 almalısın, almalısın, al, 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 al. 1 lira için gidiyorsun, ben bir kolibant alayım dedim 1 lira. 63 lirayla zor kurtardım. Bildiğimi aldım. Beynime verdi. Lazımdır, 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 al, al, al. Böyle sesler var. Mesela aile dizileri var, aile, kadınlara bakan. Şov var altında, duymuyor insan frekansı. 0-10'da 4'te 0-10'da 7 lambda arasındaki sesi duyar. Üstü ve aşağı duymaz.
o kadın dizilerin altında şu var. Boşan, 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 boşan. Ben yalan söylemiyorum, bildiğim için söylüyorum. Hangi yöntemle bulduk? Başka bir yöntemle biliyorum. Boşanmalısın, boşanmalısın, boşanmalısın. Hürriyet, hürriyet, boşan, boşan. Hürriyetle boşanma aynı yapmış böyle. Altında o sesler var. En meşhur dediğimiz filmler var. Bir tanesi itiraz etti ama ondan sonra daha yap göstermiyorum. Havama bir şey yok. Aç dedim bak sana hangi saniyede ne subliminal var göstereyim sana. Subliminal var. Ulliminati fikirdir. O sesin içine koymuş. Mesela müziği böyle okursanız geldiğim sana böyle şöyle bir testten bak bakalım. Bu ulliminati denilir. Fikir empoze ediyor çaktırmadan. Subliminal ise şeklin altında şekil vardır. Onu Amerikan filmlerde... Onu... Devamlı. Mesela güneş doğuyor çocukken. Güneş, Amerikan cowboy film başladı böyle. Adam atın üstüne güneş doğuyor. Cebinde bir Marlboro çıkartıyor. Güneşe karşı yakıyor. Geldi filmden sonra Marlboro alma. Ve Marlboro'yu sigara zannediyorlar. Piyasada satılanları usta tütün kullanmıştı. Tüm sigara zannediyor. Onu hangi kimyasal sıvıya koymuşlar bilmiyor. Öyle bir bağımlılık yapıyor ki kanına girdim hadi bırak da göreyim. Sigara zannediyor, tütün zannediyor. Adıyaman'dan gelen tütün gibi zannediyoruz. Onu ne sıvı? Sipariş alayım. Ya. Sipariş alayım. Adıyaman değil mi yani? Bu da Subliban reklam yaptı. Evet çok güzel yaptı. Şimdi bu serbest bölge şöyle yapacaksın hanıma ve kendine. Aynı dedim ya böyle marketlerdeki gibi. Serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge. Birkaç defa say, ilim. Eğer bilgi biraz ama dersten sonra bu kaydı da biraz da not alarak dinlersen aşağı inşallah iner. İndikçe de serbest bölge. Mesuliyet yoktur ya. Hemen adam namaza başladı ya kan diye. Hem de ilahiyat okuyor. Secdeye gidince kadın geliyor dedi. Ulan kadınsız namaz olur mu lan dedim. Baksana dedim daha ne istiyorsun? Renkli mi namaz kılıyorsun dedim. Hocam ne diyor? Yani öyle. Ondan sonra kalk baktı ki hakikaten ciddi bak. Namaza başladı. Şimdi şeytan kadını kaldırdı. O da namaza devam ediyor diye. Baktı ki acayip bir şey. Mesela almadı başıma bir şey diyeyim de onu anlatayım ondan sonra kapatayım. İmamım camide Hamburg'dan geldiler Yugoslav. Hanımı, babası, annesi. Doktorda tedavi görüyor. Kendisini iki kişi hissediyor. Deme, vur, vurma, verme. Şizofren mi oldu? Evet, iki tane şey. Doktora gitti ama Alman dedi ki aman bu ilaçları hiç kendini tek kabul et. Onunla uğraşıyorlar. Geldi. Dedim ki ben hulas. Kaç kişi? İki kişi. İki kişi olmaman lazım. Hocam ne yapayım falan dedi. Hani üç kişi olman lazım. Nasıl üç kişi olman lazım? Hoca efendi dalga mı geçiyorsun dedi babası. Çocuğu getirdik kameraya daha beter. Üç kişi olacak. Bak. Bir odun düşün, odun. Yaktığın zaman bir duman çıkar, bir nur çıkar. Sen o penseyle, tornavida ile odundan duman alabilir misin? Kibrit de alırsın. Odunun en büyük düşmanı kim? Ateş, kendi içinde. Odunu dumansız düşünemezsin. Sıfır olmaz ama kuru olur. Duman az çıkar ama dumanı vardır. Şimdi odun bedene benzer. Odundaki duman nefistir. Nefissiz... Dumansız odun olmayacağına göre nefissiz beden olmaz. Odun bedene benzer, odundaki nur ruha benzer. Bu diyor ki, ver ağzını payını. Lan ayıptır ya. Yapma, yap diyor. Peki bu iki farklı üniteyi, sistemi hangisi onaylayıp kalıp gelecek? Bu benim nefsim. Kimin benim gömleğim der gibi ben olanın bunun arkasında. Bu benim ruhum. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun arkasında bir ben var. İşte benim nefsim diyen o ben, ene. Benim ruhum diyen o ene. Bu üç tanesin işte. Yani sus lan sen, de burada. Sen haklısın, onaylayan odur. Bak üç tane. Bir gün Bakırköy'den Zeytinburnu'na dersimiz, dershanemizi yıkmadan önce birisi gelmişti. Allah niye görmüyoruz diye geldi. Neyse, ders bittikten kenara geldi. Ya abi dedi, bunu dedi, sorusu var neymiş? Allah niye görmüyoruz? Diye sorusu var dedi. Öyle mi ya? Öyle mi? Niye görmüyoruz hocam dedi. Kendini görmediğin için. Allah Allah, nasıl görmüyor? Bu sen misin?
Ben benim yüzüm diyorsun. Bu sensen, rüyada gördün hangisi? 10 yaşındaki yüz hangisi? Benim gömleğim, ben gömlek miyim ben giydim diye. Benim yüzüm, benim vücudum, ben diyen o sensin. Benim ruhum diyen ruh değil. O benim diye her şeyi sahiplenen o sensin. Onu görmedin de daha onun sahibini nasıl göreceksin? Adam dedi ki, ulan dedi, bir Allah'a merak ediyordum dedi. Şimdi ben kendimi görmüyorum dedi. İnsan kendisini de görmüyor. Görse barışta olmazdı. Peki serbest bölge hakkında soru soran var mı? Bu aşağıda itikattan önce bu taassup var. İmam mertebelerinde tabi böyle bu içili değil de bir tekli bir şema tamam. Da görmüştüm onu da. Şu taassup. Yani o taassuptan selabete geçişin formülü. Evet o var. O şimdi iltizama gireriz. İltizama bu. Bunun içinde bir sistem çalışıyor. Taassup, iltizam. Mesela bir insan bir eylemde yükleniyor mekan itibariyle. İltizamda bir sistem var. Onu şimdi girersek bu dersi şey yapar. Şimdi genelde insanların kısmı azamı ehli tahkik değildir diyor üstad. Evet. Hani taassup aşamasından itikat aşamasına geçememe durumu var. Geçemiyor. Herkes de fark edemiyor. Edemiyor. Onun için oraya geçişin yolu, formülü noktasında onu bahsetmezsin. Mesela en şeydi, hemen burada denilebileceği şu. Zaman, zemin, tahammülü bahsettik ya, doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yap. Mesela uygulayayım. Doğru zaman, şimdi buraya bir saat sonra gelin, bu ders yok. Değil mi? Doğru zamanda. Doğru mekan, alt kata gelseniz, şoför herhalde kursu, olmadı. Doğru zamanda, doğru mekanı, doğru arkadaşlarla, futbol ekibi gelse, futbolcularla gelse, onlara ben bu dersi yapamam. Doğru kişilerle, bir de horon oynasak doğru iş yapmış olmayız. Bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmak bu sefer iltizam itikada dönüşür. Bu teceddüt ve tekrar edilen ibadet ile. İle. Bu kadar sürüyor mu? Şeyde 72 işareti cazla akaidi ve imani hükümleri takviye ve eylemsel dönüştürmese ne yapar? Hükümler bir şey kalmaz. Meleke kalır. Olması lazım. Evet, melekeye dönüş. Taassup dinde hassas muazzana yapılır olsan. İşte o mesela eylemi almış ama muhakeme hakleden yoksa ama şeyi yok. Bu şu taakkuldeki sistemi ve 33 tane muhakeme mesela burada bir muazene var aklın içinde. Muazene mahkemat da şöyle diyor. Bir şey alacağı zaman insan veya dışarı atacağı zaman bir yöntemi var. Metresi var. Kantarı var. Metre ile kantarla ölçer alır, sonra bırakır. Bu muhakeme ve muvazene deniliyor mahkematta. Onlar çalışırsa, aktif olursa muhakemeyi akliyede noksan olmuyor o zaman. Mesela lubu bulmayan kışır ile meşgul olur diyor. Hakikati tanımayan hayalata sapar diyor. Değil mi? 49 mahkematta. Şimdi muvazenesi ve muhakemesi adam çok aldanır ve aldatır. Şimdi o sistem o 4 tane söylüyor muhakematta. Bunu bilemezsen, yani o olmasa, bilme şart değil. Yani mesela diyelim ki eften püften bahanelerle bugünkü pazartesi dersi gelmedin. İşte yok sabah namazına 5 dakikada şey saate vuruyorsun. Çalıyor kalk işte. 5 dakika sonra kalkarım. Lan 5 saat yattın yetmedi de 5 dakika mı ile yetti uyuyacaksın. Kalk işte. Bir bakıyorsun bir daha yattın bitti. İşte ama dışarı çıkan papağan gibi mücahit diyorsun. Sonra mutahit oluyor diyorlar değil mi? Mücahit diyorlar. Sonra bir bakıyor kendi siyasi şey olunca mutahit oluyor falan. Bir bakıyorsun yani dışarıda mücahidiz. Namaza geliyor lan 5 dakika. Ne 5 dakikası? Ders okuyacaksın kardeşim. Dersini okuyacaksın. Kur'an okuyacaksın. Derslerini geçeceksin. 5-10 dakika önce gelin. Sırayla gelin. Lavaboları temizleyin. Tamam. Buraları silin. Faturanızı yatırın. Sahiplenin ya. Sen zannediyorsun ki ben buraya sahipleniyorum. Zübeyir abi demiş ki en ihlaslı hizmet demiş dershanede lavaboları, tuvaletleri temizlemek. Çünkü hiç kimse demez kolama ben ne büyük adamım lan tuvaleti temizledim. Hep gizler biz. Biz de dershanelerde arkadaşlarla cemiyette olan arkadaşlar pazar günü toplarız bir saat. Temizlik olacak. Ondan sonra el bölgenin kurası kağıdı var. Karıştırırız. Çiftçisiyle müteahhidiyle zenginin fakir aynı. Karıştırırız. Atarız böyle kimle çekerse bir baktı ki adam tuvalet geldi boş payının şeyi
Adam koca bir şehrin boş bahisi. Vallahi hiçbir şeyin yok. Temizleyecek. Temizleyecek ya. Yani. Öyle zaten Nur talebesinin öyle bir şey yok. Ötekisi de baktım ki o onun yanındaki işçi şey içeri, camı temiz. Dedi ki bana, abi değiştirebilir miyim? Hayır usta, öyle bir şey yok. Yani ben bana da ne tek geldiyse, bana da kapılar gelmişti. Şunu temizleyeceğim, hep beraberiz. Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil alemin el-Fatiha. Tabii çay içerken soruna da sorulabilir mi?